Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tarımı tehdit eden tehlike, kuraklık çalıştayı gerçekleştirildi. Rektörlük konferans salonundaki çalıştaya Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü ve Trakya Tohumcular Derneği düzenleyici olarak katıldı. Sabah saatlerinde başlayıp saat 17'ye kadar süren genel değerlendirme ile son bulan çalıştaya çok sayıda kamu ve özel sektör yetkilisi, bölgedeki üretici kuruluşlar, tarımsal üretim yapan üreticiler ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin çalıştayda yaptığı konuşmada, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin eğitim ve tarım konusunda oldukça başarılı çalışmalar yaptığını belirterek çok sayıda çeşit ve ileri hattı bölgedeki tohumculuk kuruluşlarının hizmetini sunduğunu belirtti. Şahin, üniversitenin de içinde yer aldığı böyle bir organizasyonda tarımda önemi artan kuraklık konusunun tartışılmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Çalıştaya katılanlardan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz de Trakya'nın tarımsal üretimde ülkemizdeki önemli bölgelerden biri olduğunu ifade ederek tarımsal kuraklık konusunda il müdürlüğünün de çalışmalar yaptığını belirtti. Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, farklı kuruluşlar olarak bir araya gelerek kuraklık ile ilgili toplantıyı organize etmelerinin önemini vurgulayarak gelecekte de bu toplantıların devam ettirileceğini söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı ve Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor İsmet Başar ise kuraklığın tarıma olan etkisinin giderek arttığını ve uzun süredir bu toplantıyı yapmayı planladıklarını belirterek toplantının kuraklık konusuna olumlu katkı yapacağını dile getirdi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de kalkınma ajansı olarak bölgede tarıma önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Şahin bu toplantıda 5 farklı kuruluşun bir araya gelerek kuraklıkla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve bu tür çalışmalarda farklı kurumların bir araya gelerek daha başarılı sonuçlar alabildiğini anlattı. Daha sonra sunulu konuşmalara geçilen çalıştayda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan Güneş, küresel iklim değişimi ve gıda krizi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Konukçu, küresel iklim değişikliği ve Trakya bölgesindeki etkileri, Almanya Julius Kühn Enstitüsü Kültür Bitkileri Federal Araştırma Merkezi'nden Dr. Andreas Schital, Stres Toleransı ve Dayanıklılık Islahı, Uluslararası Mısır ve Buğday Islah Merkezi Emekli Direktörü Dr. Hans Braun, Buğday için Tehlike, Kuraklık ve Sıcaklık, Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Türkiye Koordinatörü ve Avrupa Bitki Islahı Araştırmaları Birliği Tahıllar Bölüm Başkanı Dr. Mesut Keser, kuraklılığa dayanıklılık ıslahı ve germplazm geliştirme, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Öztürk, kuraklık ve yüksek sıcaklığın tarımsal üretim üzerine etkisi konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra katılımcıların soruları tartışılarak genel değerlendirme ve plaket töreniyle toplantı sona erdi.